Merhaba arkadaşlar, Coğrafi Tarih kanalına hoş geldiniz. Bu video itibariyle TYT soruları çözeceğiz. ÖSYM'nin son 40 yıl soruları analiz edilerek, sorduğu sorular incelenip, kendi yazdığım sorular üzerinde çıkması muhtemel yerleri kısa kısa tekrar ederek çözeceğiz. Yaklaşık olarak bu şekil 5 sorudan oluşan deneme tarzında çözeceğiz. Yani 5'er soruluk TYT denemesi olacak. Hocam bunlar çıkar mı? TYT soru tahminleri. Yaklaşık olarak bir 20 video yapmayı planlıyorum. Bu da yaklaşık olarak 100 tane soruya denk gelecek. İnşallah sınavda karşımıza buna benzer sorularla karşılaşacağız. Yani bu çalışmada amacımız konuları kısa kısa tekrar ederek TYT'yi unutmamak ve sınavda karşınıza gelen soruları gördüğünüz zaman, yani TYT sınavına girdiğiniz zaman, "Aa evet, ben bu soruyu Anıl Hoca'nın videolarından izlemiştim" diyeceksiniz. Zaten her zaman dediğimiz bir şey var. Soruları uzaydan indirmiyorlar arkadaşlar. Rahat olun. ÖSYM'nin şifreleri bende. Coğrafya adına bütün şifreleri tek tek vereceğiz. Hocam bu çıkar mı videolarının AYT serisi de gelecek. Dediğim gibi TYT'den 20 tane çektikten sonra AYT serilerini de düzenleyeceğim. Coğrafi Tarih kanalı olarak hem TYT hem AYT, coğrafya ve tarih derslerinde sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sorulara geçelim. İlk, hocam bunlar çıkar mı? TYT denememizde başlayalım. Şimdi birinci soru tarzı, baktığımız zaman yukarıda işaretli olan alanların hangisinde buzul yeryüzü şekillerine rastlanılmaz demiş. Yani biz bunu dış kuvvetlerde işlemiştik. Birincisi şöyle bir hatırlatma yapalım. Türkiye'de buzul yeryüzü şekilleri deniz seviyesinde etkili miydi dersek, deniz seviyesinde yani 0 metrede buzul yeryüzü şekillerine ülkemizde rastlanılmaz. Bunun temel sebebi nedir dersek, bunun temel sebebi mutlak konumlu arkadaşlar. Yani matematik konumdur diyoruz. Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde olduğu için buzullar bizim ülkemizde deniz seviyesine kadar inememiştir. Ancak ülkemizde buzul yeryüzü şekillerine nerede rastlanır hocam derseniz, dağların yüksek kesimlerinde rastlanır. Yani yüksek olan yerlerde buzul yeryüzü şekillerini görme olasılığımız vardır. O zaman soruya dönecek olursak, hangisinde buzul yeryüzü şeklinde rastlanılmaz demiş. Birincisi şurası Güney Marmara'nın olduğu yer. Burada Uludağ var. Uludağ zaten magazin programları izlerseniz yine orada da karşınıza gelmiştir. Kış turizmi için elverişli alanlardan biridir. O zaman buzul yeryüzü şeklinde burada rastlanır. İki numaraya baktığımız zaman Doğu Karadeniz'in olduğu yerdir. Ki burada da yüksek dağlarımız olduğu için 4000 metre, 3000, 4000 metre aralığında dağlarımızın yükseltisi var. O yüzden burada da yine buzul yeryüzü şekillerine rastlanılır. 4 numaranın olduğu yer Hakkari bölümü. Hakkari de yine dağlık bir alandır. O yüzden dağın da yükseltisi fazla olduğu için, ki kıvrımlı dağlar içerisinde en yüksek yükseltiye sahip olan dağımız Cilo Dağı'ydı. Kıvrımlı dağlar içerisinde, ama normalde Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı. Yani volkanik bir dağdır ama kıvrımlı dağlar içerisinde Cilo en yükseğidir. O zaman burada da yine buzul şekillerine rastladım. Şimdi elimizde şu ikisi kaldı. Yani 3 ile 5. 5 Çeldiricidir arkadaşlar. 5'in olduğu yer Antalya. ÖSYM 2014 YGS sınavında kış turizmine rastlanmaz diye sordu. O dönem yine burası işaretliydi. Unutmayın, Antalya'da kış turizmine rastlanır. Yani burada buzul yeryüzü şekilleri vardır. Hocam nasıl oluyor? Ben yazın izlediğim zaman milyonlarca Rus, Ukraynalı turist deniz turizmi için Antalya'ya geliyor. Yani yaz turizmi gelişmiş, sıcak bir yer. Evet. Ama Torosların yüksek kesimlerinde burada yine buzul yeryüzü şekilleri vardır. Yani hatta Antalya'da kayak merkezi de var zaten. O yüzden dikkat edeceğiz. Burada hangisine rastlanmaz dersek, hemen şöyle bir temizlediğimiz zaman dış kuvvetler videosunu hatırladığınız zaman, TYT oynatma videosundan dış kuvvetler videosuna ulaşabilirsiniz. Orada buzul yeryüzü şekillerini işlediğimiz zaman iki tane bölgede buzul yeryüzü şekillerine rastlanılmaz demiştik. Bir tanesi Ege bölgesi, bir tanesi de Güneydoğu Anadolu bölgesi. Tabii ki bu haritada yazdığım soruda Güneydoğu Anadolu bölgesini işaretlediğim için cevabımız ne olacak? 3 numara olacak. Bu şekilde birinci soruyla başlamış olalım. Haritalı sorulardan korktuğunuzu çok iyi biliyorum. O yüzden her denemede hemen hemen iki tane harita sorusu koyacağım. Bir dünya, bir de Türkiye. Zaten TYT'de de bir tane kesin, zaman zaman iki tane geliyor karşımıza. Bu şekilde inceleyerek devam edeceğiz. Şimdi ikincisi, bu bir dış kuvvetler sorusuydu, birinci soru. Öncelikle onu söyleyelim. TYT'de mutlaka ya iç kuvvetlerden ya da dış kuvvetlerden genelde bir tane soru var arkadaşlar. 2021 Milli Savunma Üniversitesi'nde de Kırgıbayır'ı sormuşlardı, dış kuvvetleri sormuşlardı. O yüzden karşımıza
Dediğim gibi ya bir tane iç kuvvetten ya da dış kuvvetten soru gelecek. Her zaman denemelerimizde yer alacak soru tarzlarından biridir. Onu söyleyelim. Ondan sonra ikinci soruya geçtiğimiz zaman ise doğa ve insanla ilgili bir soru. Öncelikle şunu da söyleyelim. TYT'de ya doğa insan ünitesinden ya da doğal afetlerden mutlaka bir tane soruyla karşılaşıyoruz. O yüzden bu tarz soruya da ağırlık vereceğiz. Şimdi bu ikinci sorumuz doğa ve insan sorusudur. Bakalım soruya. Coğrafya bilimi fiziki, beşeri ve bölgesel olmak üzere 3 ayrı inceleme alanına sahiptir. Aşağıda verilen coğrafyanın alt dallarından hangisi farklı bir başlık altında incelenir demiş. Ben hemen size şunu söyleyeyim arkadaşlarıma. Doğa ve insan videosunu izlediğiniz zaman TYT oynatma listesinde birinci ünite ilk başlangıç videomuz doğa ve insanı işlediğimiz zaman ben şunu söyledim. Arkadaşlar burası bana göre 2021 sınav sorusu. Yani karşına buradan bir tane soru gelmesi muhtemel. Neden hocam? Nasıl böyle bir kanıya vardın? Şimdi doğa ve insanı hatırladığımız zaman bir insan ile doğa etkileşimini vardı. Önemli olan yerlerden biri. İnsan ve doğa etkileşimi. Ondan sonra bir de bu coğrafyanın ayrımı vardı. Fiziki, beşeri, bölgesel. Bir de şunu söyleyeyim. Burada bölgesel ayrıma çok girmenize gerek yok. Bunu unutun. Bir fiziki ve beşeri bilim. Fiziki ise nedir arkadaşlar? Bu doğal demektir. Yani insanın etkisi olmayacak burada. Beşeri ise neyle alakalıdır? Beşer zaten insanla alakalıdır. Yani biz inceleme yaparken bunlara göre yapacağız. Yani doğal olan fizikiymiş. İnsanın etkisinin olmadığı hangisi? Fiziki. İnsanın etkisinin olduğu ise beşeri coğrafyadır diyeceğiz. Şimdi demek istediğim bu. Doğa ve insanda aslında zaten o ünitede 3 tane önemli yer var. Bir, insanın çevreye etkisi, çevrenin insana etkisi. Bunu bileceğiz. İkincisi, bu ayrımı bileceğiz. Fiziki ve beşeri. Bana göre 2021'de böyle bir soruyla karşılaşacağız. Ondan sonra üçüncüsü ise coğrafyanın alt dalları vardı. O coğrafyaya yardımcı olan bilim dalları daha doğrusu. İşte klimatoloji, demografya gibi gibi. Onlarla ilgili de zaten sorular çözeceğiz. Onu mesela 2018 TYT'de onu sorduk. Geçen sene küresel ısınmayı sordu. Ondan önceki sene yani 2019'da fizikiyle beşerinin ayrımına gitti. Beşeri tablosu vermişti. Yine 2017'de yine buradan soru sordu. 2015'te yine buradan soru sordu. Yani aslında baktığımız zaman aslında sanki her 2 yılda bir böyle bir ayrıma gidiyor. Geçen sene sormadığı için 2019'da sordu en son burayı. O yüzden de 2021'de böyle bir soruyla karşılaşma ihtimalimiz var mı? Tabii ki bu şekilde daha güçlü bir ihtimal diyoruz doğa ve insanlar. Şimdi biz bakalım demiş ki kısaca bir tekrar ettikten sonra hemen sorumuza dönelim. Coğrafyanın alt dallarını farklı bir başlık altında incelenir. Bir kez daha hatırlatayım. Bölgeseli almıyorsun. Fiziki ve beşeriye bakıyorsun. Fiziki ne? Doğal. İnsanın etkisinin olmaması, beşeride ise insan etkisi var. Peki, birincisi jeomorfoloji. Jeomorfolojiye baktığımız zaman arkadaşlar bu yeryüzü bilimidir. Yani yeryüzünü inceler, dağları, ovaları, vadileri, platoları inceler. Şimdi diyorum ki dağları, ovaları, vadileri, platoları oluşturan ben miyim, kendiliğinden mi oluşur dersek? Tabii ki kendiliğinden oluşur. O zaman bu fiziki coğrafyanın inceleme alanıdır. Turizm coğrafyası. Turizmle uğraşan kimdir? Turizmle uğraşan insandır. O zaman bu beşeridir. Klimatoloji, iklim bilimi diye karşımıza gelir. İklim oluşturan insan mıdır, kendiliğinden mi oluşur? Tabii ki kendiliğinden oluşur. Bitki coğrafyası, bitkilerin ilk ortaya çıkışı kendiliğindendir. Yani fizikidir yine. Toprak coğrafyası, toprağı yine kendiliğinden mi oluşur? Evet. Yani baktığımız zaman jeomorfoloji fiziki, klimatoloji, bitki, toprak bunlar fiziki ama turizm coğrafyası beşeridir diyoruz. Yani ayrımı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatayım. 2021'de bu şekil bir ayrım sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Evet, devam edelim. Hocam bunlar çıkar mı? Serisinin birinci denemesi üçüncü sorusuyla bakalım. Yukarıda yer alan haritada nüfusun seyrek olduğu alanlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi seyrek nüfuslu bölgeler arasında gösterilemez? Evet. Son yıllarda ÖSYM'nin sevdiği popüler bir soru tarzına geldik arkadaşlar. Burada öncelikle size şunu söyleyeyim. Bu nüfus sorusu gibi duruyor. Evet, nüfusla bağlantılı bir soru ama aslında bu bir harita bilgisi sorusu. Yani ÖSYM sana diyor ki aslında şöyle sordu. Bunu ilk 2018 Milli Savunma Üniversitesi'nde başlattı. 2019 MSÜ'de yine sordu. 2019 TYT'de de sordu nüfus sorusu üzerinden. TYT sorusuydu. Yani 2019'da 2 defa böyle bir soru sordu. 2018'de yine sordu. Ve şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlarıma.
2020 KPSS'de de Türkiye haritası üzerinden sordu. Yani adamlar şunu diyor ki harita okumayı bilmek zorundasın. Yani bazı yerlerin hem dünya haritasında hem de Türkiye haritasında yerlerini bilmek zorundasın diye bizim karşımıza bunu getiriyorlar. Hemen onunla ilgili bilgiyi vereyim. Oynatma listelerinde harita çalışmaları var. Hem Türkiye hem de dünya bilmemiz gereken önemli yerler ve çıkan soru tarzlarının hepsi videolarımızda yine mevcut. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım soruya döndüğümüz zaman diyor ki buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi seyrek nüfuslu bölgeler arasında gösterilemez? Eğer sen bunu haritadan bağımsız olarak çözmeye çalışırsan şurada gördüğüm bütün şıkların hepsi zaten seyrek nüfuslu. ÖSYM de zaten hep bu şekil soruyor. Yani buradakilerin hepsi seyrek nüfuslu hocam. Büyük Sahra seyrek nüfuslu. Grönland, Himalaya, Amazon, İskandinav Yarımadası seyrek. Peki hocam soruyu nasıl cevaplayacağız? Soruyu sen buradaki haritada işaretli mi değil mi ona bakacaksın. Harita zaten genel anlamda seyrek nüfuslu yerleri işaretlemiş ama bir tanesi işaretli değil onu bulacağız. Şimdi birincisi Büyük Sahra. Arkadaşlar Büyük Sahra burada. Büyük Sahra burada olduğu için çöldür. Çöl olduğu için zaten seyrek nüfuslu. Demek ki haritada işaretli. Bir, bunu eledim o zaman. Peki hemen rengimizi değiştirelim. Çok iç içe giriyor. Büyük Sahra'yı işaretlemiş olalım. Yani Büyük Sahra burada. Grönland dediğimiz yer şu kısım işaretli. O zaman bu da seyrek nüfuslu. Himalaya dediğimiz yer Himalaya burada. Hindistan'ın olduğu yerde. Evet burası da işaretli. Demek ki seyrek nüfuslu. İskandinav Yarımadası. Bakalım İskandinav Yarımadası dediğimiz yer şurası işaretlenmiş mi arkadaşlar? Hayır. Ama normalde seyrek nüfuslu unutmayın. Ama haritada işaretli değil. O zaman haritaya göre baktığımız zaman seyrek nüfuslu bölgeler arasında gösterilemez diyoruz. Amazon havzası da şurası arkadaşlar. Brezilya'daki Amazon ormanlarından gelir. Ekvatorda olduğu için gür bitki örtüsüne sahip olduğu için yine seyrek nüfusludur. Himalaya niye seyrek nüfuslu? Dağlık olduğu için. Grönland soğuk olduğu için. Hocam buralar neresi? Hemen onları da gösterelim. Bakın burası Sibirya'nın üst tarafı. Şurası Kanada'nın kuzeyi. Buralar soğuk olduğu için seyrek nüfusludur. Burası Kongo havzası. Amazon'u da hatırlatalım. Amazon ve Kongo geçen sene Milli Savunma Üniversitesi'nde yine nüfus sorusu üzerinden soruldu. Sözel olarak soruldu. Bu ikisinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni gür bitki örtüsüne sahip olmasıdır. Bunu da hatırlayalım. Çünkü buradan ekvator çizgisi geçiyor. Yıl boyunca yağış alıyor. Şurası neresi hocam burası? Burası da Victoria ve Gibson çölleri. Bu nokta daha da geniş olabilir. Burası da yine yüksek sıcaklığa sahip olduğu için seyrek nüfusludur diyoruz. Yani kısacası haritaya göre baktığımız zaman İskandinav Yarımadası haritada işaretli olmadığı için ne diyeceğiz? Seyrek nüfuslu alanlar arasında gösterilemez. Ama normalde seyrek nüfuslu mu? Evet. Bu şekilde bakın son 2018-2019 Milli Savunma, 2019 TYT ve 2020 KPSS Türkiye pardon 2019 KPSS Türkiye haritası üzerinden de bu tarz sorular geliyor. Ben de hemen hemen her denemede bu harita sorularına yer vereceğim arkadaşlar. İlk girişte söylediğim gibi sıkıntımız harita okuma. Coğrafyada Türkiye ve dünya haritalı sorularda gözümüz korkuyor, zorlanıyoruz. İşte bu hocam bunlar çıkar mı serisiyle birlikte bu sorunları aşacağız inşallah. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet, dördüncüsü bölgeler, bölge sınırları sorusu. Hemen hemen ÖSYM'nin her sene bölgelerle ilgili bir tane sorusunun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şu an zaten başladığımız şekilde bakın bu harita okuma ama normalde nasıl nüfus sorusu. Nüfus sorusu zaten kesindir. Her sene bir tane soru gelir. Bunu bazen bize harita okuma becerisiyle birlikte sunabiliyor son yıllarda. Bu kesin mesela. Ondan sonra doğa ve insan ya da doğal afetlerden bir sene sorabiliyorlar. İç dış kuvvetlerden zaten bir tane soruya yer verildiğini söyledik. Bir de şimdi geldim bölgeler yine bizim 11. ünitemiz TYT oynatma listesinde de var. Kesin soru gelen yerlerden biri arkadaşlar. Özellikle dikkat edeceğiz. Şimdi yukarıda bölge sınırlarından hangileri birbirine paralellik gösterir? Şimdi paralellik demek ne demek? Diyor ki git bana birbirlerinin arasında benzerlik olan yani ilişki olanı bul diyor. Hangi bölge sınırlarının arasında ilişki vardır? Bunlara bakacağız. Şimdi birincisi biz bölgeleri işlerken aslında o tarz soruları da yine çözeceğiz bölge ayrımlarına. Yani bölgelerde de yine fiziki bölgeler, beşeri bölgeler, ekonomik bölgeler diye ayrım var. İlk şuradaki soruya benzer şekilde fiziki olan doğal olandır, beşeri olan insanla alakalıdır. Mesela şu an hemen oraya gelmişken değinelim. Mesela iklim bölgesi. Bu nedir? Bu fiziki bir bölgedir. Doğal bir bölgedir. Çalı bölgesi yine fiziki. Bitki örtüsüyle alakalı. Deprem kendiliğinden oluştuğu için bu da fiziki bölgedir.
Tayga ormanları yine ormanlarda iklim bitki örtüsüyle bağlantılı olduğu için yine fiziki bölgelerdir. Bir kere bunların hepsi fiziki zaten. Yeri gelmişken o bilgiyi de hatırlayalım. Şimdi peki devam edeceğiz. Bununla ilgili zaten hemen hemen her denemede soru koyacağım. Çünkü kesin sorusu olan bir yer. Şimdi baktığımız zaman burada neye dikkat edeceğiz? Burada hemen birbirleriyle paralel olan yani benzerlik gösteren ilişki içerisinde olan bölgelerimizi bulalım. A şıkkından devam edelim. Şimdi 1 ve 3 demiş A şıkkı. Sert karasal iklim bölgesi, deprem bölgesi. Şimdi bunların arasında bir bağlantı yok. Yani biz şunu demiyoruz. Her sert karasal iklimin görüldüğü yerde deprem riski vardır diyemiyoruz. O yüzden bunlar paralel değildir. 2 ve 3. Çalı bölgesi, deprem bölgesi. Her çalının olduğu yerde deprem vardır diyemiyoruz. Gitti. 2 ve 4. Çalı bölgesi, tayga ormanları bölgesi. Çalı Akdeniz ikliminin, makinin aslında bitki örtüsüdür. Çalılar bu şekilde Akdeniz ikliminde görülür. Tayga ormanları iğne yapraklıdır iklimi hatırlarsak. İğne yapraklı soğuk yerlerde görülür. Bir kere Akdeniz iklimi sıcak. Yani çalının görüldüğü yerler sıcak yerlerdir. O yüzden burada bir bağlantı kurmayacağız. Zaten elediğimiz şıklardan 1, 2, 3, 4 demiş. Bunların 4'ü birbiriyle bağlantılı değil. Çünkü daha demin söylediğimiz gibi A şıkkına, B şıkkına, C şıkkına da söyledik. Yani sert karasal iklim bölgesi soğuktur. Burada çalı olmaz. Her sert karasalın olduğu yerde deprem olmaz. Çalının olduğu yerde tayga ormanları olmaz. O yüzden bu hepsi olmaz zaten. Geriye ne kaldı arkadaşlar? E şıkkı kaldı. Zaten doğru cevabımız E şıkkıdır. Burada ne yapmış? 1 ve 4 demiş. Bakalım 1 ve 4'e. Yani sert karasal iklimin olduğu yerde tayga ormanları bölgesi de olur demiş. Evet doğru cevap. Çünkü sert karasal iklimin bitki örtüsü zaten tayga ormanlarıdır. Yani iğne yapraklı ormanlardır. O yüzden hangisi paralellik gösterdi? E şıkkı paralellik gösterdi. Yani 1 ve 4 diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu soruya da değinmiş olalım. Geldim son soruya artık grafik okuma sorusu. Yine bizim zorlandığımız soru tarzlarından biri. Biz grafik okurken zorlanıyoruz. O yüzden yine bunlara da değineceğiz. Yine denemelerimizde yer vereceğimiz soru tarzlarından biridir. İlk girişte de söyledim. Arkadaşlar amacımız şu. Yani biz hocam bunlar çıkar mı serisini oluştururken aynı zamanda bunu tarihte de yapacağız. Muhammed hocam tarihte de aynı seriyi başlatacak. Şimdi biz bu serileri oluştururken coğrafya ve tarihte amacımız birebir TYT soru şeyde sınava girdiğin zaman TYT'de karşımıza birebir aynısının gelmesi değil. İlla ki bir kez daha söylüyorum. Sorular uzaydan inmeyeceği için zaten aynı sorularla karşılaşacaksınız. Diyeceksiniz biz bunları Alın Hoca'nın videosunda izlemiştik ya da Muhammed Hoca'nın videosunda izlemiştik diye. Burada amaç şu. Burada sizin zorlandığınız soru tarzlarını ya da kesin gelecek soruları biz size nasıl çözülebilir bunları göstereceğiz ve zaten dediğim gibi uzaydan inmeyeceği için rahatlıkla çözeceğiz. Aynı zamanda da bu şekilde kısa kısa özet bilgiler vererek zaten TYT'yi de unutmamayı, tekrar etmeyi sağlıyoruz. Amaç bu. Şimdi grafiğe bakılarak bu yer hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi bu bir iklim sorusudur arkadaşlar. Yine iklim bilgisinden de kesinlikle TYT'de bir tane soru yer alır. Son 2 senedir Milli Savunma ve TYT'de geçen sene 2020 TYT, 2019 Milli Savunma Üniversitesi'nde iklim bazında şunu kullandılar. Atmosferi sordular. Atmosferin troposfer katmanı ile ilgili soru vardı 2 sene. 2021 Milli Savunma Üniversitesi'nde ise grafik sorusu vardı, il bazlı. Grafiği vererek hangi ile ait olduğunu söylemişti ki bunu 2018 TYT'de de sordu. O 2021 Milli Savunma Üniversitesi'nde. 2020 KPSS'de de 2 kere sordu. Yine o soruya da değineceğiz. Şimdi bu soruda biraz da iklim grafiğini okumayla ilgili bir soru diyeceğiz. Şimdi hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım A şıkkından başlayalım. Yağış rejiminin düzenli olduğuna. Bir dakika ben iklimin ilk giriş videosunu izlediğim zaman TYT oynatma listesine iklim bilgisi 1 grafik yorumlamayı orada öğrettim ben size. Yağış rejiminin düzenli düzensiz olduğunu nereden anlıyorduk? Yağış rejiminin düzenli ya da düzensiz olduğunu 50 milimetreyi çiziyordum. Altında bir tane bile yer kalıyorsa o düzensiz demek. Hatırlayın bakın 50 milimetre burada yok. 40 ile 60 arasında çizdiğin zaman şöyle bakın altta kalan aylar var mı? Evet o zaman bu düzenli değil. Düzensiz. O zaman burada ne demiş? Yağış rejiminin düzenli olduğu demiş. Ben buna ulaşabilir miyim? Ulaşamam. A şıkkı yanlış. Devam edelim. Kuzey yarımkürede yer aldığını. Hocam biz buna nasıl ulaşacaktık? Arkadaşlar Türkiye üzerinden düşünün. Türkiye kuzey yarımküre ülkesidir. Türkiye'nin yaz mevsimini yaşadığı aylar hangisi? Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani en yüksek sıcaklığa Haziran, Temmuz, Ağustos'ta rastlıyorsan sıcaklık çizgisine baktığın zaman en yüksek sıcaklığa bu aylarda rastlıyorsan bu hangi yarımkürededir? Tabii ki kuzey yarımkürededir. Yani Türkiye gibi bir ülke midir? Evet.
Yaz aylarının kurak geçtiğine hemen temizleyelim şurayı bir. Yaz aylarına baktığımız zaman yaz ayları hangisi? Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Bakın şu mavi çizgiler yağış sütunlarıydı hatırlayın. Baktığın zaman Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yağış yok denecek kadar az. Yani kurak geçmiş mi? Evet. Devam edelim. Kış yağışlarının fazla olduğuna. Hocam bak Aralık, Ocak, Şubat bunlar kış mevsiminin aylarıdır. Baktığın zaman mavi sütunların en yoğun olduğu aylar bu 3 ay değil mi? Evet, en fazla burada olmuş. O zaman kış yağışları fazla mıdır? Evet. Sıcaklık değerlerinin yıl boyunca 0 derecenin altına düşmediği demiş. Hemen ona da bakalım. Bunu nereden anlayacağız hocam? Arkadaşlar kırmızı çizgiyi takip edeceğiz. Bakın en alta düştüğü yeri çiziyorum. Kaç derece seviyesinde kalmış sıcaklık çizgisi? 10 derece seviyesinde kalmış. Çünkü burayı çizdim. Evet, 10 derece. Yani 0 derecenin altına düşmemiş. Altına gelmediği için bu da doğru mudur? Evet doğrudur. Yani biz bir kez daha doğru cevabımız hangisi? A şıkkı. Yağış rejiminin düzenli olduğu. Hayır. Çünkü yaz aylarında 50 milimetrenin altına düştüğü için düzensiz yağış rejimine sahiptir diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane sorumuzu çözmüş olduk. Dediğim gibi hocam bunlar çıkar mı? Bir serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra hedefimiz 20'ye kadar bu tarz hocam bunlar çıkar mı serisi TYT soru tahminleri 1 ile başladık. 20'ye kadar devam edeceğiz. Yaklaşık bir 100 tane soru çözmüş olacağız. Ondan sonra da AYT serisine geçeceğiz. Faydalı olması dileğiyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi yine unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.